iki devasa beton yığını. Çeyrek tonun üzerinde patlayıcıyla donatılmış. Çelik gibi sinirleriyle bir grup patlayıcı uzmanı. Her ikisi de yıkıcı darbe için bekliyor. Üç! Geri sayım başladığında bu adamlar ön sıraya yerleşiyor. Harika! Patlayıcı uzmanı Dr. Braden Lusk ve Dr. Paul Verzi sizleri dünyadaki en heyecan verici işlerinden birinin perde arkasına götürecek. Newcastle. Birçoğu için İngiltere'nin kuzeyindeki bu şehir iki şeyiyle ünlü. Futbol ve bira. Newcastle'daki bira fabrikası her yıl içilen bu biranın 18 milyon kilosunu üretiyor. 50 yılı aşkın süredir üretiminin ardından yakında yerle bir edilecek. Patlatıcı Braden Lusk her şeyin yerle bir olduğunu izlemek üzere yolda. Yıkımın eşsiz yönlerinden biri şişeleme tesisinin şehrin ortasında olması. Ayrıca biraz nostaljik bir yapı. Bu tuğla ve harç devi şehrin endüstriyel geçmişine kadar uzanıyor. Bu oldukça geniş bir endüstriyel yapı. Genellikle bunlar için birden çok patlama gerekiyor. Çünkü oldukça büyükler. Bu büyük temeller fazla beton içeren yüksek ağırlıkları taşırlar. Bunlar da bazı sorunlar çıkarıyor. Sadece 5 katı var. Ama 40 katlı bir bina yapmak için gereken malzemeden daha fazlası kullanılmış. 130 yıllık Newcastle stadı ve yanındaki bina arasında sadece 8 metre var. Oldukça hassas bir durum. Braden, patlatıcıların bunu nasıl yapacaklarını görmek için sabırsızlanıyor. Binaların yıkımını kimsenin sevmeyeceğini sanmıyorum. Tüm bu araçlara, oyuncaklara sahip bir çocuksanız, burası da bir kum havuzu gibi işte. Bir çocuk daha ne ister? Müteahhit firma bu iş için en iyi patlayıcı uzmanlarından ikisiyle anlaştı. Meslekteki 31 yıllık tecrübesiyle Mick Williams ve arkadaşı Dick Green. Bunlar binadaki patlayıcı uzmanları. Umarım neler olduğu hakkında biraz bilgi verebilirler. Merhaba Braden, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi. Birkaç gün kaldı. Evet, sanırım oldu. Bu memnun Jake. Oldum. Daha önce tanışmamıştınız. Nasılsın? Gayet iyi, sağ ol. Braden, Mick'le daha önce Mick'in yıktığı büyük çelik kulelerin yıkımı esnasında birlikte çalıştı. Ateşle. Çelik yapıyı devirirken izledikten sonra sıra Mick'in bu büyük beton yığınına ne yapabileceğini görmeye geldi. İşler ne durumda? Her şey yolunda. Bazı zorluklar var ama hallediyoruz. Bugün halletmemiz gereken en büyük sorun nedir çocuklar? Pazar gününe hazırlanmak. Mick'in bu işe yaklaşımı oyuna hevesli bir çocuk gibi. Ancak bu patlama onun kaderini tayin edecek. Bu iş bu senekilerden açık farkla en büyüğü. Tahminim 2 adet 20 katlı bina inşa edebileceğinizden daha fazla malzeme var bunda. Sanırım bunu incelemek için daha fazla teknik detay gerekecek. Çözülecek sorun binanın derinliklerinde. Yapıyı 600'den fazla kolon ayakta tutuyor. Bazıları 3 tondan ağır ve 1 metre genişliğinde. Oldukça fazla beton var. Bu iş için toplam ne kadar patlayıcı gerekir dersin? 250 kilo kadar nitrogliserin bazlı patlayıcımız var. Oldukça fazla bir miktar. Bu oldukça büyük bir patlama gücü. Aslında bu miktar bunlar gibi bir çift yüksek binayı yıkmak için gerekenden 10 misli daha fazla. Ama uzmanların yüksek binalar için kullandıkları farklı bir silahları daha var. Yer çekimi. Bu şişeleme fabrikası geniş ve kısa. Yani Mick ve Dick'in daha fazla ateş gücüne ihtiyaçları olacak.
Patlayıcılarla ilgili temel fikir şu. Herhangi biri patlayıcıları yerleştirir ve binayı indirir. Bu da her durumda molozları istediğiniz yere yağar. Ve iş bir hasara yol açmadan biter. Bu doğru. Plan tamamen zamanlamayla ilgili. Merkezde başlayacak patlamanın ardından dışa doğru yarımşar saniye arayla bütün katlardaki 250'den fazla destek kolonları uçurulacak. Sonuç olarak 4 saniye içinde mükemmel zamanlanmış 2500 patlayıcı büyük bir infilak oluşturacak. Ortasından başlatıp içine yığacağız. Birinci katta merkezdeki iki sıra kolonu başlangıçta patlattıktan sonra yıkım hızlıca başlıyor. Uygun hızla düştüğünde moloz bina alanı içinde yığılır. Bu 2500 fünyeden bir tekinin bile yanlış hesaplanması, yıkılan binanın sarsıntısı çevredeki binalarda deprem etkisi yaratabilir. Yan taraftaki 3 adet blokla aramızda sadece 8 veya 9 metre var. Hemen yanımızda bir stat ve ana gaz şebekesi var. 1 metre yanımızdan aşağı 110 kilovatlık elektrik şebekesi iniyor. Etrafımızdaki bunca şeye karşın bu işi halletmek zorundayız. Binanın güney tarafında bodruma kadar uzanan büyük duvarının yola yakın olması işi daha da zorlaştırıyor. Duvar çöktüğünde yolun temeli boşluğa kayar. Ve bu da yolun çökmesine sebep olabilir. Uzmanların bununla ilgili akıllıca çözümü var. Mahsal yapmak için uzaktan kontrollü hidrolik kırıcılar kullanmak. Yola zarar vermemek için kullandıkları teknik oldukça ilginç. Hidrolik kırıcılar yol tarafındaki kolonların dışındaki betonu kırıyorlar. Bu şekilde dış duvar açılan yer menteşe gibi davranacak. Ve duvar içe çöktüğünde buralardan katlanacak. Zemin altındaki duvar sağlam kalacağından yolun çökmesi engellenecek. Bunu sağlamak için binadan sökülen malzemeler destek amacıyla temel duvarı boyunca yığılacak. Ve bina yıkılırken bu malzeme duvarı ayakta tutacak. Bu şekilde de yol korunmuş olacak. Biz de bu işin sonunda herhangi bir sorun yaşamamış olacağız. Sınırlı alan, güçlendirilmiş yüzlerce kolon ve çeyrek ton patlayıcı. Bütün bunlar işi bırakmaları için yeterli. Ama binanın tepesinde başka bir sorun var. Ve bu bütün planı değiştirebilir. Braden, Mick'in arkadaşı Dick'le birlikte kontrol için yukarı çıkıyor. Bu alanı niçin kullandıklarından emin değilim. Ama bu en üst kat oldukça ihtişamlı. Aydınlık, ferah ve kolonsuz devasa bir alan. Kesinlikle harika. Binanın çatısını devasa çelik girişler destekliyor. Sanırım burası 40 veya 50 metreye yayılan bir alan ve muhtemelen bu 90 tonluk girişlerin taşıdığı yük de bayağı fazla. Dick sorunu çözmek için kontrol ediyor. Planladığı şey girişleri aşağıya düşürmek için baş taraflardaki taşıyıcı kolonları yıkmak. Bakıyorum da sanırım bu duvarlar yıkıldığında bu kemer bükülmez. Sanırım öyle kalırlar. Bir şekilde yığının üstüne oturur. Onlara dokunmuyoruz. Bu katta ön ve arka taraftaki kolonları bırakıyoruz. Bu 90 tonluk kirişler aşağıya düzgün düşmezse duvarı patlatıp diğer binalar için tehlikeli olabilir. Her haliyle hataya açık, karmaşık bir yıkım planı. Yeterli hesap yaparak bunları imha edemezsek binanın yıkım hızı bir facia ile sonuçlanabilir. Mick 250 adet güçlendirilmiş ağır beton kolonu imha ederek binayı hesaplandığı gibi yıkmak için yeterli ateş gücüne ihtiyacı var. Okyanus ötesinde Texas'ta uzmanlar bir kolon kabusuyla karşı karşıya. Gizli güçleriyle bir dizi bodrum kolonu. Ateş! Başarısız olmuş bir patlamanın ardından telafi yollarını araştırıyorlar. Bu gerçekten çok sinir bozucu bir durum.
İngiltere'nin kuzeyinde iki uzman büyük bir sorunla karşı karşıya. Bu eski şişeleme fabrikasını yıkmak için güçlendirilmiş 250 adet ağır kolonu uçurmak. Binlerce kilometre uzakta Teksas'takiler güçlü bir rakiple yüz yüzeler. Oldukça değişik yapıdaki kolonların üzerinde duran 14 katlı bir bina. Midland'da 50 yıldan uzun bir zamandır duran bu banka kolay teslim olmak istemedi. Bu işi halledecek patlayıcı uzmanı 35 yıllık tecrübesiyle Jim Redike ve onun sağ kolu Chester Grace. Bunu içe doğru patlatarak yıkacağım. Oldukça güçlü bir yapı. İçindeki kolonlar da oldukça güçlü yapılmış. Bunlar spiral demirli dediğimiz türden kolonlar. Bu tür kolonlar uzmanların güçlü rakipleri. İçlerini sıkıca saran çelik örgüler kolonları oldukça güçlendiriyor. Böyle bir kolon, sıradan kolonların birkaç tanesine eşdeğer sağlamlıkta oluyor. Jim ve Chester bu kolonlardan binanın alt katlarındaki 40 tanesini imha etmek zorunda. En büyük endişem sayılarının çokluğu. Çünkü geçmişte bunun sıkıntısını yaşadık ve yine aynı şeyin olacağını zannetmiyorum. Kolonların özel olarak incelenmesi gerekiyor. Uzmanlar bunu halledebilmenin en iyi yolunu araştırıyor. Paul Worzi'nin imha laboratuvarı Missouri Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde. Burası onun yeni nesil patlayıcı uzmanlarını yetiştirdiği yer. Ve bugün Paul ve Braden, beton uzmanı Jason Cox'la patlatıcıların zorlu engel olan sarmal demirli kolon için bir yöntemi araştıracaklar. Spiral kolonların içindeki dikey demirlerin etrafına bobin gibi sarılır. Gerçek uygulamalarda her bir tür arasında mesafe buradakinden çok daha dar, yaklaşık 4 veya 6 santim olur. Beton kolonlar genellikle çelik millerle güçlendirilir. Bu miller kolonun taşıma kapasitesini önemli ölçüde arttırır. Bu da binayı ayakta tutmasını sağlar. Sıradan kolonlarla çalışan uzmanlar, beton parçalar ve sonra geriye sadece bu demirler kalır. Genellikle geriye sadece bu demirler kalır ve bunlar oldukça kolay eğilir. Tonlarca ağırlıktaki yapıyı bir demet ince çelik çubuğun taşıması imkansız. Ama Teksas'ta sarmal demirli kolonlar patlayıcıların gücünden daha fazlasını gerektiriyor. Bunlar gerçekten olağanüstü yükleri taşımak üzere inşa edildi. Eğer kolondaki betonu parçalayıp dağıtmazsak, büyük bir yay gibi burada durmaya devam edecek. Ve bu da etrafını sardığı çelik millerle birlikte taşıma gücünü epey koruyacak. Evet, çünkü beton parçalansa bile bu spiral dağılmasını önleyecektir. Vay canına. Bu durum spiralin kesilmesini gerektiriyor. Bu ciddi bir sorun olacak çünkü bunlarda oldukça fazla inşaat demiri kullanılmış. İnanılmaz miktarda demir var. Patlamaya hazırlanmadan önce sonuç alabilmek için içeri girip oldukça fazla kesim yapmak zorundalar. Çözüm nedir? Uzmanlar patlamadan önce bu spiral demiri dikey olarak boydan boya kesecekler. Böylece beton dışarı dağılacak. Paul ve Braden bunu laboratuvarda test ediyor. İki adet spiralli kolonları var. Bir tanesinin demirleri kesilmiş, diğerinin kesilmemiş. Eşit şartlarda patlatacaklar. Bunlardan birini üzerindeki delikleri açmak dışında herhangi bir şey için yapmadık. Diğer taraftaysa baştan aşağı kadar spiral kısmı kestik. Bunun nasıl bir fark yaratacağından emin değilim. Beton bundan dışarı dağılabilecek mi bilemiyorum. Sonuçta bundakinin dağılacağını sanıyorum. Evet. Bakalım ikisi arasında belirgin bir fark olacak mı? Olursa iyi olur tabii. Bunu uçurmaya hazır mısın? Patlayacak! 3, 2, 1. Sanırım durumlarında biraz fark var. Aa, evet.
görünüşe göre oldukça bariz fark var. Evet. Kesilmiş kolondaki beton ardında demirden başka bir şey bırakmadan dağıldı. Sonuç mükemmel. Buradaki halkalarda dağıldılar. Tüm beton temizlendi. Muhtemelen arkadaki açıklık tamamen dağılıp çıkmasını sağladı. Evet. Bu binanın yıkılmasına olanak tanır. Bu mükemmel. Kesinlikle anlamak istedikleri şey buydu. Evet, karşılaştırmak gerekirse kesim yapılmadığında... Deneme diğer kolonda başarısız oldu. Daha fazla patlayıcı kullanılsa bile sarmal demirler içinde oldukça fazla beton kalacak. Demek istediğim, bu kısım bir yere dağılmayacaktı. Beton dağılsa bile geri bir miktar kalacak. Demirler ezilecek ama kalan malzeme binanın tamamen yıkılmasını engelleyecek kadar taşıma gücünü koruyacaktır. Evet, haklısın. Böylece orta kat aşağıya yıkılmayarak görevini yerine getiremeyecek. Ve bu da felaket olurdu. Kesinlikle felaket olurdu. Texas'ta Jim ve Chester bu sorunun üstesinden gelmek için ümitsizliğe kapılmadan çalışıyor. Tıpkı Paul ve Braden'ın laboratuvarındaki gibi. Aa, evet. Kolonlardaki demiri kestiler. Buradaki demirleri kesmemizin sebebi dağılmalarını sağlamak için. Dağıldığı takdirde bir akordeon gibi aşağı basılacak. Eğer dağılmazsa olduğu gibi kalır. Bu da hiç iyi olmaz. Yıkımda başarısız olmak bir kabus. Jim ve Chester son zamanlarda böyle bir sıkıntı yaşadılar. Ateş! Florida'da patlattıkları 12 katlı bina tamamen yıkılmadı. Dış çevre yıkıldı ama merkezi ayakta kaldı. Spiralli kolonları yoktu. Ancak başka bir ortak yanı vardı. Merkezindeki kalın beton yapı. 5, 4, 3, 2... Bir, ateş! İkinci bir denemeyle başarılı bir şekilde yıktılar. Ama Texas'ta bu işi tek seferde halledip kendilerini bağışlatmaya kararlılar. Patron Jim ama bu patlamayı Chester bizzat yönetiyor. Florida'da olan olay yüzünden bu asansör boşluğuna çok dikkat ediyoruz. Geçmişteki tecrübemizle daha öncekilerden farklı bir yöntem uygulayacağız. Her 4 katta bir işlem yapacağız. Umarım istediğimiz şekilde yıkılır, yoksa çok kötü olur. Jim ve Chester Florida'da sadece en alt 2 katı uçurdu. Ve bu da binanın güçlü merkezini yıkmaya yetmedi. Texas'ta bütün binayı yıkmaya ilave bir patlama daha gerekmemesi için 4 katı da uçurmaya karar verdiler. İlk önce binanın kuzeydoğu köşesi inmeye başlayacak. Enkazın çoğu şu arabanın arkasındaki köşeye yığılacak. Çünkü bina bu tarafa doğru kayacak. Patlama binanın kuzeydoğu köşesinde başlayacak. Patlamalar bina boyunca çapraz olarak ilerleyerek yıkılan binayı boşalan yerlere doğru yığacak. Ekip bu esnada ilave patlamayla merkezi içteki merkezi uçuracak. Burası asansör boşluğunu oluşturan sert perde duvardı. Yapının gücünü zayıflatmak için büyük oyuklar açtık. Patlatıcılar asansör ve merdiven boşluğu etrafındaki betonu kırarak merkezi zayıflattı. Zayıflatılan merkeze uzmanların getirdikleri yüksek güçteki patlayıcı fitiller yerleştirildi. Bu deliklerin her birine 136 gram patlayıcı fitil yerleştirildi. Ve bunlar bütün plana uygun bir şekilde kolonlardaki patlayıcılara bağlanacak.
İçe doğru patlamada başarısızlık patlatıcıların en büyük korkusu. Bu 14 katlı duvarın yan binaya çarpma ihtimali de cabası. Teksas'taki binanın en yakın komşusu sadece 8 metre mesafede. Bu yüzden Chester ve ekibi bu dış duvarı çelik kablolarla merkeze bağladı. Dış duvarları merkezdeki kolonlara bağlamamızın sebebi merkezdeki zemin çökmeye başladığında duvarı içe çekmek suretiyle arkaya düşmesini önlemek. Arkamızdaki yapıya zarar vermemek için aldığımız tedbir de bu. İşe yarayacağını düşünüyorum. Zayıflatılmış merkez, kesilmiş kolonlar ve çelik kablolarla hazırlıklar tamamlandıktan sonra Chester son kontrollerini yapıyor. Şimdi iyi hissedip hissetmediğimi soruyorsan her şey yolunda gittiğine eminim diyebilirim. Ancak bu gece bunu düşünmeye vaktim olacak. Çünkü patlamadan önce fazla uyumuyor. Ters gidebilecek her ihtimali düşüneceğim. Bu gece biraz dinleneceğim ve dilerim yarın iş bitmiş olur. Şimdi Chester ve Jim seyircilerin bakışları altında Midland Bankası'nı planladığı gibi yıkmak üzereler. Tecrübeli patlatıcılar Jim Redike ve Chester Grace yakın zamanda Florida'daki başarısızlıktan dolayı sıkıntı yaşamıştı. Şimdi bu eski banka binasını yıkarak bunu telafi etmek istiyorlar. Patlamanın olacağı sabah çalışmalar gün doğmadan başlıyor. Bu iş gittikçe sinirleri bozmaya başlıyor. Ne olursa olsun bir şeylerle uğraşmayı seviyorum. Binayı kontrol ederim ya da şimdi yaptığım gibi dışarıya at çekerim. Dün gece rüyamda ateşleme düğmesine basıyoruz. Ve sadece tek bir patlama oluyor. Hemen uyandım. Sonra da bu sıkıntıdan dolayı fazla uyuyamadım. Florida'daki hüsran herkesin hafızasında. Tansiyon yükseliyor. Toplanan Midland halkı bile gergin. Buraya oldukça erken geldiler. Bu beni çok şaşırttı. Sanırım ön sıradan yer kapmak için erken geldiler. Jim alandaki güvenlik ölçümlerinden emin olmak için çalışıyor. Gün boyu bütün düşüncemiz bu. Patlamadan korumak için hepsi kamyonlarını buraya çekti. Bina yıkılmaya başladığında oldukça büyük miktarda moloz çıkacak. Bunlar da zemindeki çalışmalara yardım etmek üzere buradalar. Hey çocuklar, oradan bakamazsınız. İnin aşağı. Patlamaya çok az kaldı. Tamam, başlamaya hazırız. Biliyorum. Herkes çok heyecanlı. Doğrusu Midland için önemli bir gün. Ve hep birlikte burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ateş emrini duyduğunda bu kolu bastırıyorsun ve patlama sesini duyuncaya kadar da tamam. Bırakmıyorsun. Tamam. Anlaşıldı mı? 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Aman Tanrım. Çok iyi. Mükemmel oldu. İyi iş bayım. Harika. Bu son patlama mıydı? Bina bir an kaldı bir öyle. Bir saniye kadar öyle kaldı. Bir an sandım ki nefes alamıyorum. Sadece çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi.
45 metrelik Midland Bankası yıkıldı. Ve Florida'dakinin aksine merkeziyle birlikte tamamen yıkıldı. Detaylı planlanan patlamalar kolonları teker teker patlatarak binanın boş alana yığılmasını sağladı. Bina tam istediğimiz gibi davrandı ve olduğu gibi yıkıldı. Sonuç olarak çok ama çok mutluyuz. Bu şekilde sonuçlandığı için. Teksas'taki hazırlık aşaması zorlu bir çalışmaydı. Sarmal örgülü kolonları kesmek, asansör boşluğunu zayıflatmak ve duvarlara kablo çekmek. Mükemmel zamanlanmış patlayıcılar binanın hesaplandığı şekilde yıkılmasını sağladı. Newcastle'daki uzmanlar Mick ve Dick, Teksas'takinden daha karmaşık bir patlatma düzeneği kullanıyor. Bu eski şişeleme fabrikasını yıkmak için 250 adet kolonu 2500 noktadan birbirine karmaşık bir kablo ağıyla bağlıyorlar. 2500 adet patlayıcı korkunç bir miktar ve bu karmaşık bir ateşleme sistemine bağlanarak çalışmasının sağlanması için bağlantıların doğru yapıldığı kontrol edilecek. Tek bir bağlantı bile hatalı olursa patlama bir faciayla sonuçlanabilir. Missouri'deki laboratuvarda Braden patlayıcının tahribatını kanıtlamaya hevesli görünüyor. Ateşleniyor! Her patlamanın başarısı bir önceki patlamanın mükemmelliğine bağlı. Merhaba Paul, nasılsın? Ne gerekliydi? Newcastle'da patlama yapılacak. Oldukça karmaşık bir ateşleme sistemiyle tahminen 2500'den fazla patlayıcı kullanıyorlar. Sorunu çözmek için seni ağırlamak istiyorum. Gelmeyi düşünür müsün? Sorun ne? Evet, ne kadar iyisin görelim. Braden farklı türden patlayıcılar ve ateşleme aygıtlarıyla karmaşık seri patlamalar tasarlamak konusunda Paul'e meydan okudu. Bu Newcastle'daki şişeleme fabrikasında kullanılacak olanın küçük bir modeli. Ancak bir şeyleri uçurmaya yeterli. Bu sabah yemeğini çalıyorum. Olur. Bugünkü yemeğini almak için meydan okuyorum sana. Şu arkadaki soğutucuyu görüyor musun? Evet. İşte yemeğin onun içinde. Tamam. Ve bunu ellerini kullanmadan almanı istiyorum. Acıktığında ne olduğunu biliyorum ve muhtemelen işi daha iyi yapacaksın. Başkaları için tamamen çılgınca görünebilir. Kesinlikle çılgına dönebilirsin. Paul'ün cephanesinde patlayıcı kutuları, tahrip kalıpları, patlayıcı kablolar ve şoklayıcı borular var. Newcastle'dakiler gibi o da barut kullanıyor. Paul her şeyi yerleştirmek için öğrencilerini topluyor. Bu büyük iş için planın ne? Şimdi yapmak istediğim şey bütün farklı ateşleme sistemleriyle başlayarak en baştan madene kadar gidebilmek. Anımsarsan bunun gibi 2500 kadar kapsül olacak. Braden 45 kilo patlayıcıyla birlikte buraya gelecek. Paul ve ekibi sistemi plana göre kuruyor. Birlikte istediğimiz şekilde iş göreceğini bilmediğimiz başka şeyler de var. Eğer patlamazsa bir facia olmaz. En kötü olasılıkla bir aptal gibi görünürüz o zaman. Gerçek uygulamada başarısız sıralama uzmanların en büyük kabusu. Bunu önlemenin tek yolu Newcastle'da Mick'in yaptığı gibi bütün bağlantıları tek tek elle kontrol etmek. Bunlardan 2500 tanesini kontrol etmek insanı yıldıran bir uygulama. Sanırım bu geciktirici kabloların bir kısmını değiştirmemiz gerekecek. Paul'ün sıralaması merkezden çıkan kablodan itibaren köşeyi döndükten sonra 2 litrelik soda şişelerini patlatarak başlıyor. Oradan da madene ulaşıp büyük dinamit patlamasını tetikler. Bu da şok borularını tetikleyerek tiner tenekesine ulaşır. Birinin patlamasıyla bir düzine kadarı da uçar. Daha sonra ateşleme kablosu başlangıç noktasında yer alan son bağlantısına, içinde Paul'ün yemeğinin bulunduğu soğutucunun içindeki tahrip kalıbına ulaşır.
Bu soğutucuda işi kesiyoruz. Çünkü yemeğimi dilimlenmiş ve kızarmış seviyorum. Toplamda 200'ün üzerinde bağlantıyla düzenek kuruldu. Tek bağlantı hatası Paul'ün aç kalmasına sebep olacak. 5, 4, 3, 2, 1. Mükemmel oldu. Oldukça iyiydi. Acıktın mı? Evet. Git o zaman yemeğini al. Bu işi yerleştirmek oldukça zaman aldı. Sanırım bu şey bayatlamaya başlamış. Burada biraz ekmek var. Biraz kızarmış. Sanırım yorucu uzun bir gündü. Tamam. Hazırsan bir şeyler yemeye gidelim. Hadi gidelim. Gidelim hadi. Paul'ün tahrip kalıplarıyla oluşturduğu bu çılgınca seri patlamalar oldukça iyiydi. Bu aynı zamanda her bağlantının kesin sonuç için ne kadar hayati önem taşıdığını da gösterdi. 18 bin ton beton, çeyrek ton patlayıcı, 2500 fünye ve patlama zamanına sadece birkaç saatleri var. İngiltere'deki uzmanların işi kusursuz halletmeleri için her şeye ihtiyaçları var. Bu noktadan binanın yıkım planını görebiliriz. Bina ilk başta şu şekilde inmeye başlayacak. Dış duvarlar da üstüne devrilecek ve orta kısımdaki sertliği azaltacak. Mick Williams ve arkadaşı Dick Green bu karmaşık fünye ağını yerleştiriyor. Yerleştirmenin doğru yapıldığından emin olmak için binadaki kolonların birinde deneme yaptılar. Bu denemeyle saptanması gereken şeylerden ilki patlayıcı miktarının kolonu uçurmaya yeterli olup olmadığı. İkincisi ise güvenlik tedbirlerinin parçalanan betonun etrafa fırlamasına el vermeyecek düzeyde olması. Hazır mısınız? Siren bir dakika içinde çalacak. Bu gördüğünüz bir deneme. İçeri girip bakalım. Betonu parçalamış. Gördüğünüz gibi bu yandaki beton tamamen parçalanmış. Emniyetsiz bir şey yok. Bunu bütün kolonlara uygularsanız tavan aşağıya doğru çökecektir. Bir sorun çıkmayacaktır. Evet Mick, bu kolonlara neler yaptığınızı ve her birini yıkmak için ne kadar patlayıcı kullandığını anlatır mısın? Burada 200 gramlık nitrogliserin bazlı çubuklar kullanıyoruz. Ve bu kolonlardaki her delik için 2 tane kullanacağız. Bütün kolonların üzerleri beton parçalarının etrafa fırlamaması için güvenlik amacıyla sarılmış durumda. Burada betonun çoğunluğunun içeride kalmasını istiyoruz. Bu binanın 9 metreden daha uzun olması ekibe bundan başka bir seçenek bırakmıyor. Gerçekten de bu yıkılacak bina ile yandaki binalar arasında fazla bir alan yok. Bu mesafe insanları biraz endişelendireceğinden bir müddet tahliye edilmeleri gerekiyor. Önceden tedbir alarak tesisin dış duvarlarını da kumaşla kapatıyorlar. Binanın içinde epey bir patırtı olacak. Bu kolonların %74 veya 80'inde beton parçalarının dışarı fırlama ihtimali var. Bu şekilde perdeleyerek bu malzemelerin bir kısmının çıkışına engel olabilirsiniz. Burada uyguladıkları bütün güvenlik tedbirlerine rağmen fırlayacak betonların tamamını engelleyeceklerinin garantisi yok. Patlamanın yapılacağı sabah.
Saat 6.15 gibi patlamanın yapılacağı günün sabaha binaya henüz geldik. Bütün güvenlik önlemleri yerli yerinde gibi görünüyor. İçerisine dinamit doldurulmuş bina oldukça büyük. Büyük bir patlama olacak. Ekip yıkımın olacağı binaya 150 metre mesafeye güvenlik şeridi çekiyor. Çevrede oturan 800'den fazla insanı patlama bitene kadar 3 saatliğine tahliye ediyorlar. Biriniz içeri girip kimsenin o bölgede olmadığından emin olsun. Güvenlik ekibinden 20 kişi tehlikeli alanda kimsenin kalmadığından emin olmak için içeriği dolaşıyor. Mick güvenlik şeridi çekilmeden önce bodrum ve çatıdaki çelik kirişlerin altında çok hayati bir görevi uyguluyor. Bağlantıları tek tek kontrol etmek. Aslında şu andan itibaren herhangi bir kopma olmuş mu diye kontrol ediyoruz. Mick'in kesik varsa bunu gidermesi çok önemli. Bu ateşleme sisteminin kablolarının kesilmesi dolguların bir kısmının patlamasını engelleyecektir. Bu gerçekleşirse yapının bir kısmı yıkılmaz, bu da bir felaket olur. Şu anda her şeyden çok kontrole yoğunlaştın. Tüm yapabileceğin düğmeye basmak ve binanın hesapladığımız şekilde yıkılmasını ümit etmek. Şu an tedirgin olduğumu söyleyemem. Her şey yolunda ama yine de biraz gerginim. Orada olacak. Mick'in arkadaşı Dick bölgeyi kapatmaya onay verdi. Polisler etrafı çevirdi. Bundan sonra yapacağımız iş hepsinin doğru pozisyonda olduklarından ve ne yapacaklarını bildiklerinden emin olmak. Artık kapatıyoruz. Patlamaya 15 dakikadan daha az kaldı. Mick ateşleme hattını binanın 300 metre uzağındaki kumanda merkezine çekiyor. Kelebekler işe başlayacaklar. İçeride her şey tamam ve her şeyin kontrol edildiğinden emin olabilirim. Mick midemdeki kasılmayı kesin hissediyordur. Heyecan verici. Şef her şeyin tamam olduğunu söylüyor. Polisler etrafı çevirdi. Her şey hazır. Ondan geri sayım başlıyor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ateş! Newcastle şişeleme fabrikasının yıkımına saniyeler kaldı. 3 aydır planlanan çalışmanın sonuna gelindi. Yıkıma 15 saniye. Ondan geriye sayıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ateş! Çok güzel. Evet, hallettik. ...2500'ün üzerindeki fünyenin ateşlenmesi... ...54 yaşındaki bu yapıyı... ...6 saniyeden kısa bir sürede... ...moloz yığınına çevirdi. Dış duvarlar iç tarafa çöktü... ...ve içteki patlama... ...18 bin tonluk betonu parçalara ayırdı. Herkes burada beklesin. Biz tamamen güvenli olduğundan emin oluncaya kadar kimse yol boyunca dahi ileri geçmesin. Mick ve adamları her şeyin temizlendiğinden emin olmak için kontrol ediyorlar. Büyük bir binaydı. Birkaç dakika sonra her şeyin istedikleri şekilde olup olmadığını değerlendirecekler.
Bu binanın dışına asılan perdelerden biri. Görüyorsunuz. Eksiksiz bir şekilde ama yolun diğer tarafına kadar gelmiş. Üstündekilere bakılırsa işini oldukça iyi yapmış. Mick moloz yığınını kontrol ederken Braden da komşu binaları inceliyor. Ve bazı ufak hasarlar tespit ediyor. Buradaki cam kırılmış. Darbe noktalarını görebilirsiniz. Bu tarafla ilgili tahminleri biliyorsunuz. Burası oldukça yakın. Molozun yıkılacağını tahmin ettikleri yerde burasıydı. Birkaç cam kırılması ara sıra olabilecek şeylerdendir. Sonunda Mick enkazın içinden seslenerek her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Braden güneydeki sorunlu duvara yakından bakmak üzere oraya yöneldi. Tam buradan duvarı görebilirsiniz. Şurası binanın köşesi. Duvar tam planlandığı gibi aynı bu şekilde yattı. Ekibin burası ile ilgili yöntemi mükemmel iş gördü. Duvar zemin kata doğru kırıldı ve bodrum duvarı sağlam kaldı. Bitişik yol zarar görmedi. Tam arkadaki binada bir sorun yok. Sadece kaldırımda birkaç tuğla var. Gördüğüm kadarıyla bu duvarın bu şekilde planlanması oldukça iyi sonuç verdi. 90 tonluk çatı kirişlerine gelince. Hepsi dümdüz aşağı düşerek 5 metre yüksekliğindeki moloz yığınının üstüne indi. Mick bu sonuçtan bundan daha fazla mutlu olamazdı. Oldukça iyi bir şekilde yıkıldı. Evet. Birkaç camın kırılacağını zaten bekliyordum. Çok teşekkür ediyorum. Bütün derdiniz şimdi olduğu gibi diğer binalara zarar vermemekti. Doğrusunu söylemek gerekirse birçok patlamaya karşı sadece etrafta birkaç cam kırığı oldu. Her şey temiz bir şekilde bitti. Tebrikler Mick. Yakında görüşürüz. Görüşürüz. Newcastle Şişeleme Fabrikası, Mick'in uzun kariyerindeki en zorlu yıkımlardan biriydi. Bunu halletmek için 2550 fünye ve 250 kilonun üzerinde patlayıcı kullandılar. Ama ufukta daha büyük yıkımlar görünüyor. Braden ve Paul dünyayı dolaşırlarken en zorlu yıkımları görmek için orada olacaklar.